Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepiniz üzerine olsun. Geceniz mübarek olsun. Bu gece Cuma gecesi. Efendim Rabbim bizi mağfiretine aldı, kullarından eylesin. Bize merhamet etsin, rahmetiyle muamele etsin. Bizi dünyanın boş emellerinden uzak eylesin. Dünyayı imanla doldurmayı, ahirete temiz bir şekilde gitmeyi, emaneti sahibine Rabbe tertemiz ve ihanet etmeden teslim etmeyi nasip eylesin. Allah bizleri iman nurundan eksik etmesin. Efendim, Üsve-i Hasene peygamber, onun üslubu, onun kuşatıcılığı, onun merhameti, onun dostları kucaklaştırması bizim için hayat felsefesi olmalı. Bizim için hayat felsefesidir. Bugün efendim güzel konularımız var. Çok merak ettiğiniz bir konu var özellikle. Onu ilerleyen dakikalarda paylaşacağım efendim sizinle. Dilerim ki bu program hayırlara vesile eylesin. Vesile olsun. Hazreti Ali ve Hazreti Peygamber, kayınpeder diye ifade edilen ve onun damadı ama aynı anda amca oğlu ve aynı anda onun talebesi, onun dergahında, onun hücresinde, onun yanında. Kelime kelime, nokta nokta, harf harf onu içe içe sindirmiş bir Ali vardır. Kerramallahu veşeyh. Allah yüzünü ağırsın, ona rahmet eylesin. Allah onu bizlere şefaatçi eylesin. Ehl-i Beyt'in babası. Hazreti Peygamber ne konuşmuş, ne söylemişse Hazreti Ali hani bir mıknatısın demire gittiği gibi gitmiş oraya. Almış, uygulamış ve yaşamış. Bugün ölümsüz tavsiyelerini Hazreti Ali'ye Resulullah'ın fısıldadı. Efendim Cuma önümüzdeki pazartesi günü, yani 3 gün sonra ömrümüz olursa mübarek bir kandil, beraet kandili. Ramazan'dan önceki son durak. Öncelikle hepinizi kandil programımıza çağırıyoruz tabii. Nerede olacak? Sultanahmet Meydanı'nda olacak. Ramazan'daki yerimizde olacak. İftar ve sahuru yaptığımız yerde olacak inşallah. Saat 20'de orada olalım inşallah hep beraber. Kandili sizler ekran başında saat 20'de, dostlarımız orada bizimle kucaklaşsınlar inşallah. Hazreti Peygamber döndü ve İmam Ali'ye şöyle dedi. Ey Ali, müminin 3 alameti var, 3 göstergesi var. Müminim diyenin şu 3 halde bulunması lazım. Namazı kılar, orucu tutar, zekatı verir. Müslüman olduğu halde namazı hiç kılmayan çok eksik Müslümandır. İslam dışıdır demiyoruz. Çünkü ibadetin terki bize göre inkar olmadıkça Müslümanlıktan adamı çıkarmaz. Ne diyelim? Diyelim ki çok gevşektir. Çok önemsemiyor, yanlış yapıyor. Namazı kılmadı. Mümindir, Müslümandır yine. Ama fas, günahkar Müslüman. Ya Ali, müminin 3 alameti var ibadette. Namazı kılar. Orucu tutar, yani Ramazan ayının orucunu, 30 gün orucunu ihmal etmez. İşte geliyor önümüzde. Allah hepimize tutmayı nasip eylesin. Zekatı verir. Allah helal alın terimizle kazandığımızın zekatını vermeyi nasip eylesin. Zekatı vermek bir şereftir. Zekatı almak da bir şereftir. Zekat malı azaltmaz, alanı da hakir düşürtmez. Zekatın başa kalkması yoktur. Zekatı mümin vermek zorundadır. Ben ki zekatımı verenim, mecbursun vermeye. Bunun övünecek kalben evet ama lisanla söyleme. Ey Ali, zalimin 3 alameti vardır. Zayıf gördüğünü zorbalıkla ezer. Üzerindekine karşı isyan eder. Zulme taraftar olur. Yani güçsüzken konuşmaz.
güçlüyken konuşur. Allah'ım bizi zalimlerden, zalimlere payan da olanlardan etme. En büyük zulüm şirktir. En büyük zulüm şirktir. Riyakarın 3 alameti var. Riyakar nedir? Gösteriş yapan. Samimi olmayan yani. 3 alameti vardır. İnsanlar arasındayken adamı işine koşturuyor görürsün. İbadetini yapıyor görürsün. Temiz ve durgun ve iyi görürsün. Yalnız kalınca aksatır. İbadeti de aksatır, işi de aksatır. Bütün işlerinde övülmeyi sever. Onun derdi görünmek, vitrinde olmak. Onun derdi geride olmamak değil. Mümin geride olur. Görünmez. Görünmeye çalışmaz. Görmeyen gözler görmez olsun. Yapacak bir şey yok. Riyakar öne çıkar. İter, kakar, öne çıkar. Riyakar. Riya, gösteriş. Gözüyle gösteriş meraklısıdır. Kalbi Allah'la değildir. Başka şeyledir. Ey Ali, her şeyin bir afeti vardır. Bir belası vardır her şeyin. Sözün afeti yalandır. Yalan söyleme. Ya hayrı söyle ya sus. Bu sözler kainatın önderi Muhammedül Emin'in mübarek dudaklarından, edebin timsali Ali Kerremallahu Vecehe'ye, büyük imama. Söyleyen çok büyük, dinleyen büyük. Söz önemli değil mi? Bu söz Ahmet'in, Mehmet'in sözü değil. Bu söz Muhammedül Muhtar'ın sözüdür. Bu söz Muhammedül Emin'in sözüdür. Onun için kıymettir. Kainat dolusunca kıymettir. Sözün afeti yalandır. Bilginin afeti unutkanlıktır. İbadetin afeti riyakarlıktır. İbadetin afeti namaz kılarsın, zekatı verirsin, hacca gidersin, sadakayı verirsin, cami yaparsın, gayen görünmek. Çeşme yaparsın, hastane yaparsın, gayen görünmek. Göründün, Allah seni unutturdu. Sen göründün, dünyalığını yaptın zaten. Senin gayen dünyada görünmekti, göründün işte. Ne elde ettin? Agafil, görünmekten başka. Sen bilmiyor musun ki görünmek yetmiyor. İbadetin afeti riyakarlık. Zekatın afeti kibirlenerek haddi aşmaktır. Ben çok zekiyim. Çok zekiyim diyenlerin her birine bakın. Kendini çok akıllı ve zeki kabul edenlerin hepsi büyük hatalar yaparlar. Ey Ali, bir kişi seni yüzüne karşı överse şöyle de: Allah'ım beni söylediklerinden daha hayırlı birisi yap. Bilmedikleri işlerimi bağışla. Seni övüyor ya, senin iç halini bilmiyor ama senin bir sürü eksiğin gediğin vardır. Beni bağışla ya Rabbi. Bilmedikleri hatalarımı, günahlarımı bağışla. Hüsnü zan devam etsin. Hakkımda söyledikleri hususta beni yargılama. Böyle yaparsan onların sözlerinden emin olursun ey Ali. Seni yüzüne karşı öveniye toprak at demiş. Her övene toprak atın demek değil bu. Hak etmediğin yerde seni övüyorsa, seni överken seni öldürüyorsa, nice öven var ki sana mezar kazar. Bakma, adamın dışı türbe gibi, içi yıkık minare gibi. Dışına bakınca kendini küçümsersin, içini görürsen onu yok sayarsın. Nice insan var, dışı medrese gibi, türbe gibi.
içi yıkık birer minare gibi. Bakma görüntüye, kalbe hükmedemezsin. Esas olan kalptir. Aldatmasın seni görüntü. Ey Ali, Yasin suresini çok oku. Yasin suresini okumanın 10 bereketi vardır. Ey Ali, Ayetül Kürsi'yi her namazın sonunda oku. Onu okursan şükredenlerin kalpleri, peygamberlerin sevapları ve iyilerin ameli sana verilir. İyilerin ameli ve amelleri sana verilir. Ey Ali, Haşr suresini ihmal etme. Onu okursan kıyamette her şeyden güvende olarak diriltilirsin. Haşri, dünyada yaşa, ahirette emin olursun. Ey Ali, cuma gecesi Duhan suresini oku ki mağfirete kavuşasın. Ey Ali, Tebarike ve Secde surelerini oku. Bu iki sure seni kıyamette korkularından emin edecektir. Ya Ali, yattığında Tebarike'yi oku ki bizim kültürümüzde vardır bu. Geceleyin ikindiden sonra Nebe suresi, akşam Tebareke. Tebareke suresini oku. Bu sure seni kabir azabından, münker ile nekirin sorularından kurtaracaktır. Rabbim tümümüzü kabir azabından muhafaza eylesin. Kabir azabı vardır ve haktır. Ancak yoldan çıkan güruhlar kabir azabını inkar etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde, Kur'an'ın işaretlerinde kabir azabına ne deliller vardır. Ama kalbin dağ sıkıştırması haktır. Mezara giren herkes mezar tarafından mutlaka sıkıştırılacaktır. Adam zalim, münafık, Allah peygamber bilmez, hakikat bilmez, kalbi kararmışsa mezar onu öyle bir sıkar ki, gel sen beni inkar ediyordun değil mi? Öldükten sonra bir alem yok diyordun değil mi? Dünya yaşadığımızdan ibaret zannediyor diyordun. Gel ve gör yaşadığından ibaret mi? Onu sıkıştırır. Mümine gelince toprak der ki hoş geldin ham maddene. Sen Adem'dendin. Adem topraktandı. Gel ey Adem oğlu. Kucağıma gel. Bir anne şefkatiyle sarar. Anne çocuğunu nasıl şefkatle sararsa onu öylesine sarar. Ey Ali, abdestliyken İhlas suresini oku. Onu okursan kıyamete sana şöyle hitap edilir. Ey Allah'ı öven kişi, kalk ve cennete gir. Çünkü İhlas suresi bizim amentümüzün esasıdır. Onun biraz açılımı ayeti kürsüdür. Kul huvallahu ahad. De ki Allah ahattır, tektir. Ortağı yok, benzeri yok, şeriki yok. Onun için kul huvallahu vahid demiyor. Vahid sadece sayıda tek. Ahad sıfatlarında, ilminde, sayıda, her şeyde tek. Allahu samet. Allah samet. Yani her şey Allah'a muhtaç. O hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değil. Lem yelid ve lem yulet. Baba olmadı, oğul olmadı. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Hiç kimse ona denk. Kimse değil. Ey Ali, abdestliyken İhlas suresini oku. Yani şu, abdest aldın namaza gitmek için ihlası terk etme. Yoksa İhlas suresi abdestsiz okunmaz demek değildir. İhlas suresi her halükarda okunabilir. Onu okursan kıyamette sana şöyle hitap edilir. Ey Allah'ı öven kişi, kalk ve cennete gir. Ey Ali, Bakara suresini oku. Bu sureyi okumak bereket, okumamak pişmanlıktır. Ey Ali, her türlü korkuya karşı şöyle söyle. Allah neyi dilerse o olur.
Allah'tan başka ilah yok. Allah her şeyi ihata etmiştir. Vesiat kulle şey. Allah her şeyi ihata etmiştir. Ondan başka güç ve kuvvet sahibi, ondan başka kalıcı iktidar ve güç yok. Dünyanın bütün güçleri, bütün iktidarları geçicidir. Devletlerin ömrü bile, İbn-i Haldun diyor ya, devletler de canlı organizma gibidir. Doğar, büyür, yükselir, sonra düşüşe geçer. Bütün kainat düşüşe geçer, Allah hariç. Her şey helak olur, o hariç. Ya Ali zeytin ve zeytinyağı kullan. Hazreti Peygamber bazen mübarek saçını zeytinyağı ile yıkardı. Onun yaptığı her şeyi şimdi yapıyoruz. Ya Ali, yemeğe tuzla başla, tuzla bitir. Ya Ali, yemeğe başlarken tabii bu hastalığı olanlar için değil. Ya Ali, yemeğe başlarken Allah'ın adıyla semmillah, bismillah de. Öyle başla. Bitirdiğinde hamd de. Hamdolsun Rabbim sana de. Yemek besmele ile hamd arasına sıkıştırılır. Ya Ali, aynaya bakarken şöyle de. Allah'ım, yaratılışımı güzel ettiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allahümme hassin hulqi kema hassente halqi. Allah'ım, ahlakımı güzelleştir, görüntümü güzelleştir deyin gibi. Ali, geceleyin az da olsa namaz kıl. Gece yarısı. Seherlerde Allah'a dua eyle, duan reddedilmez. Yıldızlar kaybolunca diyor bir hadisinde, yıldızlar kaybolduğunda namazda dur. O ne demek? Yıldız ne zaman kaybolur? Artık güneş doğmaya doğacak artık. Güneş yok. Ama yavaş yavaş beliriyor, namaza dur. Ey Ali, sana bir sıkıntı geldiğinde şöyle demelisin. Allah'ın Muhammed hakkı için ve onun ailesinin, ehli beytinin hakkı için beni kurtarmanı istiyorum de. Kim sana sığınmadı ki ey Nebi? Kim kapına gelmedi ki? Kim medet demedi ki sana? Kim sala demedi ki sana? Kim selam demedi ki sana? Kim canlar feda olsun demedi ki sana? Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. Ahzab 6. Peygamber müminlere kendilerinden daha sevimli değil mi? Bir şehre girerken ya Ali şöyle de, Allah'ım bu şehrin hayırıyla beni rızıklandır. Kötülüklerinden beni koru. Beni bu şehrin halkına sevdir. O şehir halkının salihlerini de bize sevdir. Dikkat edin iki kelimeye. Beni sevdir bu şehre. Bu şehrin salihlerini de bana sevdir. Çok önemli. Salihleriyle beraber ol. Sırtını onlara daya. Sırtını Allah'a daya. Sırtını peygambere daya. Sırtını dualılara daya. Sırtını görünenlere değil, görünmeyene daya. Allah'ım beni bu şehrin iyilerine sevdir. Hazreti Ali hakikaten gittiği şehrin insanlarına sevdirdi kendini. Allah sevdirdi. Beni onlara, onları bana sevdir. Çok önemli. Hepimizin ihtiyacı var bu söze. Ya Ali, tartışmaktan uzak dur. Ya Ali, tartışmalardan uzak dur. Tartışmak amelleri ortadan kaldırır.
Tartışmanın galibi olmaz çünkü. Tartışanın ikisi de yaralanır. Tartışma. Uzak dur, işine bak. Ya Ali, sadakayı erken ver. Kapına geleni çevirme. Çünkü sadakayla beraber bela bulunmaz. Sadaka belayı def eder, bilmiyor musun? Biliyorsun. O zaman elini cebine at. İstenmeden ver. Hazreti Hasan gibi ver. Hasan gibi. Sadaka isteyen yüzüne bakmazdı. Elindekini verirdi. Keşke onun gibi olabilsek. Diyorlar ki hiç bakmıyorsun. Sadaka verdin, yüzüne hiç bakmıyorsun. Ey imam, derdi ki, benden isteyenin utanır halini görmek istemiyorum. Yüzümün önünde öyle kalmasın istiyorum. Sadakayı erken ver. Erken bir saatte ver ve sadaka belaları def eder. Yüce Allah, huzuruna giderken temiz gitmiş olmayı, temizlerden olmuş olmayı nasip etsin ki ne kadar ihtiyacımız var. Ya Ali, tartışmaktan uzak dur. Gönül tartışmasın. Dil. Kirli dile uydurma dilini. İçi kirlenmiş olana benzetme içini. Senin için Allah'la dolsun. Muhammed'le dolsun. Hocam ben kaybederim o zaman. Kaybetmezsin. Sen kazanırsın. Dünyanın devranına aldanma. Geçici zaferlere kanma. Kalıcı olan Allah'ın katındakidir, unutma. Yürü, devran senindir o zaman. Yürü, sultanlık senindir o zaman. Yürü, ahiretin sultanlığı senindir o zaman. Yürü, ahiret ve dünya senindir o zaman. Dünyaya bulaşmadan dünyayı bulaştır. Hayra bulaştır, şerre değil. Ya Ali, insanlara güzel davran, insanlara güzel davranmakla gündüz oruç tutan ve gece ibadet edenlerin derecelerine erersin. Söyleyelim bir daha bunu, çok önemli. Ya Ali, insanlara güzel davran. Hüsnü ile davran. İnsanlara güzel davranmakla gündüz oruç tutan ve gece ibadet edenlerin derecelerine uğraşırsın. Çok önemli. Ahlak, çok namaz ve çok oruç tutan ve çok namaz kılan farzın dışındaki insanların derecesine ulaştırır seni. İhsan. İyi muamele. Hocam, Mustafa hocam, senden bir şey dinleyelim mi? Hadi bakalım. Bir garip
gitsin şu fena da, gülme gülme ağla gönül. Derdin dahi çoktur senin, gülme gülme ağla gönül. İşi gücü tevru cefa, dünya kime kıldı vefa? Gelmedi evladım diye. Ve İmam Ali'ye en büyük muallim Muhammedül Emin tavsiyede bulunuyor, bir manada vasiyette bulunuyor. Eve girerken hane halkına selam. Eve girerken hane halkına selam ver. Evdekilerine selam vermekle hayrı arttır. Kimse yoksa evde, eve selam ver. Melekler var evde. Selamını alırlar, merak etme. Ey Ali, miskinleri sev. Fakirleri ve miskinlere muhabbetle davran. Ki Allah da seni sevsin. Fakirle miskin aynı mı? Aynı diyorlar. Bazılarına göre yarınki yemeği olmayana miskin derler. Yarınki yemeği dahi yok. Fakir ise bir şeysi yok. Biri yarın bile yok. Ötekinin az var. Sev onları ki İslam elbette miskinliği ve fakirliği emretmiyor. Ama olabileceğini söylüyor. Sakın bu cümlelerden hocalar miskinliği, fakirliği övüyor. Yok öyle bir şey. Hocalar diyor ki ey Müslüman, dünyanın en zengini ol, bütün dünyaya hükmet. Altınınla, paranla, silahınla, askerinle, gücünle bütün dünyaya hükmet diyor. Hocalar bunu söylüyor. Yalan söylüyorlar bunu söyleyenler. Çünkü gariban fakir oldu mu sırtına binerler. Diğer dünya ülkeleri. Güçlü olacaksın ki caydırıcı olacaksın. Ekonominle, siyasetinle, gücünle. Dinini de ancak böyle kurursun. Miskinleri, fakirleri sev ki Allah da seni sevsin. Miskinleri küçümseme. Kıyamet günü melekler de seni küçümser. Böyle yaparsan. Ey Ali, ailenin ihtiyaçlarını cömertçe karşıla ve geçimlerini sağla ki arşın sahibinden korkmana gerek kalmasın. Demek ki ailenin ihtiyacını karşılamak da bir imanın gereğidir. Müslüman olmanın
gereğidir. Müslüman kendi ailesinin rızkını başkasına verirse hırsız olur. Çünkü ailesini başkasına muhtaç eder. İslam da bunu kabul etmez. Önce aileni, sonra etrafını. Geldi adam peygambere dedi, bütün malımı vereyim fakirlere. Hayır dedi, aileni muhtaç etme. Ailenin geçimini sağla, sonra getir dedi. Ailenin geçimini sağla, sonra getir yardım et. Onun için 1/40 diyor, malının tümü demiyor. 1/40'ını ver yeter, %2 çoğunu. Aileyi giydirmek, yedirmek, içirmek de sadakadır çünkü. Akıl neyi gerektiriyorsa İslam onu söylüyor. Akıl neye doğru diyorsa İslam ona doğru diyor. Vicdan neyi doğru diyorsa İslam ona doğru diyor. İslam'ın en büyük özelliği uygulanabilir bir din olmasıdır. Korkutmayan, ürkütmeyen, affeden, selamet, kucakla, insanlarla beraber ol, kötülere cevap verme, selamet de olsun de. Yeryüzünde vakarla, yeryüzünde tekebbürle yürüme, vakarlı ol. Yetimin başını okşa, dulun yanında ol, onun ihtiyacını gider. Mazlumun yanında ol, hakkı söyle. Bu ilkelerden hangini gereksiz görüyorsunuz? Çağa aykırı görebilirsiniz. Ali, hırslı olmaktan sakın. Hırs babamız Hazreti Adem'i cennetten çıkarmıştır. Ya Ali, haset etme. Kimseyi kıskanma. Niye onda var, niye bende yok deme. Haset ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer bitirir. Haset ateşin odunu yediği gibi yer bitirir. Sakın haset etme. Ya Ali, 4 özellik kötüdür. Dikkat edin. Hepsi bizde var. Beni yalanlayamazsınız. Hepsi bizde var. Biri sende yoksa ikincisi bende var. Bende yoksa ötekinde var. Göz katılığı. İyi kötüyü birbirinden ayırmakta zorlanıyoruz. Kalp katılığı. Tuğlul emel. Bitmez tükenmez bir arzu. Dünyaya hükmetmek istercesine bitmez bir hırs. Hubbu dünya. Dünya aşkı, kerahiyetül mevt, ölüm korkusu, ölümden nefret etmek. Hocam ölümden korkmayacak mıyız? Ölümden korkacağız, hocası da hacısı da sen de korkacaksın tabii. Ama ölüm seni Allah'a götüren bir yolsa, sefa geldi, hoş geldi. Kaçamazsın. Ey Ali, 4 özellikten seni sakındırırım, haset etme, hırsta bulunma, yalan ve öfkeden sığın ya, ya Ali. Öfke değil mi insanı tarumar eden, insanı yıkan yakan? Efendim, son cümle, ey Ali, insanların en kötüsü cimrilik yapan ve kölesini döven kişidir. Hocam kölesi diyor, evet köleyi yok etmeye çalışıyor. Köleliği yok etmeye çalışıyor. Ama kölelik bir sektördü, kolay değil. Her savaşın sonunda meydana gelen bir vakaa kolay değil birdenbire yok saymak. Çünkü köleliğin kaynağı, çıkış noktası savaşlardır. Savaşı yok edersen köleliği, esirliği yok edersin. Cimrilik yapan ve kölesini döven kişidir. Bütün bunlardan daha kötüsü, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayan kişidir. Salatü selam Muhammedül Emine, selam Ali Kerimallahu veceyi olsun. Şöyle bir soru vardı. Hazreti Fatıma annemizin mezarı Medine'de. Önce birinci soru. Fatıma annemizin mezarı Medine'de midir? Evet, Medine'dedir. Bunda hiç şüphe yok. Peki Hazreti Fatıma'nın mezarı Resulullah'ın
yanında mıdır? Yani peygamberimizin hemen yanında yeşil kubbenin altında mıdır Hazreti Fatıma annemizin mezarı? Şu kapalı bölge var Medine mezarlığında. Hazreti Fatıma burada mı gömülü? Bugün de çok yerden soru geldi bana. Neden geldiyse bilmiyorum ama bir yerde konuşulmuş belli ki. Onun için geldi bize. Şu kapalı yer Mescid-i Saadet'te, yeşil kubbenin altında Fatıma'nın mezarı mıdır? Fatıma annemiz. Fatıma annemiz Hazreti Hasan'la Hüseyin'le Muhsin'in annesi biliyorsunuz. En az 3 çocuğu var deniyor. Hazreti Ali'nin hanımı, peygamberin en küçük kızı. Vefat ettiğinde yaşı 32 civarında. 32-33. Var veya yok. İbn-i Şebbe, bu iddiayı ortaya atan İbn-i Şebbe'dir ilk. Görebildiğim kadarıyla diyor ki Fatıma'nın mezarı Resulullah'ın kabrinin yanındaki odadadır diyor. Şurası. Yani bu duruma göre yeşil kubbenin altında. Böyle bir rivayet ama bu rivayet, bu iddia çok doğrulanmamıştır. Doğrulanmama gerekçeleri var. Birincisi şu. Esma bintül Ümeyz. Hazreti Ebubekir'in eşi. Resulullah Hazreti Fatıma hastalandığında diyor ki Hazreti Esma'ya, beni sen yıka, tabutuma koy, Habeş tavut tabutu. Habeş tavut tabutu ne demek? Sağı solu kapalı olup vücut hatlarını göstermeyen tabut. Habeşlerin tabutuymuş. Medinelilerin tabutu sandal gibidir. Vücut hatları belli olur. Ölü yatırırlar merdiven gibi bir yere, hatlar belli olur. Habeş tabutunun da iki tarafında kalaslar var. Vücut hatları belli olmaz. Ona koyun beni gömün. Habeş tabutuna konmak demek bir müddet yürümek demektir. Halbuki Fatıma zaten burada vefat etti. Eğer burada gömülseydi bunu söylemeyecekti. Birinci o. İkincisi efendim Ebu Akil'in evinde deniyor. Ebu Akil denen peygamber amcaoğlunun evi şu anda Medine mezarlığında. Hazreti Fatıma'nın mezarı orada. Bu da Medine'de olduğunu gösteriyor. Mesudi diye bir alim var. O orada öyle diyor. Baki mezarlığında, Medine mezarlığındadır. Üzeri de yazılıdır. Yazıyı söyleyeceğim. İbn-i Sa'd Medine mezarlığındadır diyor. Abdullah bin Cafer oradadır diyor. En önemli gösterge Hazreti Hasan'ın sözü. Hazreti Hasan zehirlendiğinde 42 veya 48 yaşında, ben ölünce beni anamın yanına gömün diyor. Hasan'ın mezarı şimdi Medine'de. Medine mezarlığında. Annesinin yanında. Fatıma annemizin mezarı o zaman Medine mezarlığında. Ehli Beyt'in bulunduğu yerde. Yaygın ve baskın kanaat budur. Allah bizi onların yolundan, bereketinden mahrum etmesin. Peki mezarın üzerinde ne yazılıyor Hazreti Fatıma'nın mezarında? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Milletleri yaratan, çürümüş kemikleri dirilten, diriltecek olan Allah'a hamdolsun. Bu tabut, tabutun üzerinde yazılı. Bu tabut, cennet kadınlarının hanımefendisi olan Fatıma'nın mezarıdır. Allah'ın bereketi Fatıma annemizin üzerine olsun. Bugün Ehl-i Beyt dedik. Gönül Ehl-i Beyt'i seviyor çünkü. Ehl-i Beyt, ev ahalisi yani. Evin ahalisi. Bu ahali hangi ahali olabilir? Muhammedül Emin'den başka kimin olabilir? Sevgili dostlar, Yüce Allah bizi sevgili peygamberin bereketinden mahrum etmesin. Şimdi iki bedbaht insanın kötü halinden kısaca bahsedeyim. Bağlayalım programımızı. Ebu Leheb, Ümmü Cemil.
Peygamber amcası ve peygamber amca karısı. Hayatları boyunca kendilerini Resulullah'ın aleyhine organize ettiren, hayatlarını buna vakfeden iki zavallı insan. Haklarında sure indi. Leheb suresi. Merak ettiniz mi Ebu Leheb nasıl öldü? Peygamberin öz amcası peygambere çok eziyet etti. Ne yapardı bu? Karısı dağdan diken toplardı. Ebu Leheb dikeni peygamberin evinin önüne atardı. Evlerindeki çöpü, hani bir çöpü ne yapıyoruz? Topluyoruz, bir yere koyuyoruz atmak için. Çöplerin tümünü, artan yemeklerin tümünü, pisliklerin tümünü Resulullah'ın evinin önüne boşaltırlardı. Peygamber kokusuna rahatsız olsun, çıkarken ayağını bassın diye amcası, amca karısı. Hazreti Peygamber bir gün öyle dedi. Ben iki kişiden çok çektim. İki komşum beni çok üzdüler. Biri Ukbe bin Ebi Muayt, ötekisi Ebu Leheb. Bana çok eziyet ettiler. Bir gün Ebu Leheb çöplüğü Resulullah'ın kapısına döktü. Hazreti Hamza oradan geçince çöplüğü aldı, onun başına döktü. Utanmıyor musun? Kardeşinin, oğlunun evinin önüne çöp döküyorsun. İki komşum vardı. Beni çok üzdüler. Bir Ebu Leheb, iki Ukbe bin Ebi Muayit. Peki merak ettiniz mi peygambere bunca eziyet çeken amcanın sonu nasıl oldu? Söyleyeyim. Ebu Leheb çiçek hastalığına yakalandı. Veya mercimek hastalığı dedikleri bir hastalık türü. Vücudu şişti, derisi kabardı, pis kokmaya başladı. İnsanların tümü evin ondan uzaklaştılar. Çocukları dahi. Eve giremiyorlardı, pencereden yemek atıyorlardı ona. Ebu Leheb kokmaya, kokusu Medine'yi rahatsız etmeye başladı. Vücudu şişti, şişti, şişti. Öldü. Öldükten sonra vücudu taaffün etti, göbeği patladı, karnı patladı. Kimse götürüp onu gömemedi. Oğulları uzak durdu. Akrabaları uzak durdu. Ne yaptılar? Bir rivayete göre iki siyahi adam buldular, evi başına yıktılar. Yaşadığı ev mezarı oldu. Başka bir rivayete göre büyük paralar verdiler. İki kişi ağzını yüzlerini kapatıp odaya girdiler. Onu bir çuvalın içine koydular. Medine'nin, Mekke'nin dışında uzak bir yere gömdüler. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb. Ma agna anhu malu ve ma keseb. Sayasla naren zâte leheb. Kurusun ellerin Ebu Leheb. Kuruyacak da zaten. Ateşi yaslanacaksın. Muhammed'e zulmettin. Karşılığını göreceksin. Gördü de. Peki hanımı nasıl öldü onu da söyleyeyim çok kısaca. Hanımı peygamberin aleyhinde evinin önüne diken tutmak için diken toplardı. Bir gün topladığı dikenli çalılar kadının ip burasında şöyle tutuyor. Bir taşın üzerinde oturdu dinlenmek için, yükü arkaya devrildi. Boğazındaki ip onu sıktı sıktı, çırpına çırpına o mucemil taşıdığı dikenlerin altında öldü. Allah sabreder, unutmaz. Allah mühlet verir, imhal eder ama ihmal etmez, unutmaz. Sevgili dostlar, pazartesi akşamı kandil, beraat kandili. Beraber tövbe istiğfar ile Allah'a yöneleceğimiz bir kandil. Sevgili İstanbullular, Sultanahmet'te olacağız tabii ki. İftar ve sahurları yapacağımız yerde olacağız inşallah. Sizi bekliyoruz geceleyin, gelirseniz saat 20'de inşallah orada olacağız. Sizler de o gece bizi ekrandan bulursunuz zaten.
ve izlersiniz inşallah. Hatimlerinizi gönderin. Sabahleyin 8.30'da buradayız efendim. Soru cevapta pazar günü saat 10'da efendim yine ekran başındaki ses başındayız. Sizi seviyoruz. Sevgili Mustafa Duman hocam da bizi onurlandırdı sevgili hocam sağ olsun. Ferdi ve ekibine teşekkür ediyorum. Bütün ATV ekibiyle beraber sizi seviyoruz. Allah hepinizi korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Ya Rabbi şu anda ekran başında ve şu anda burada hangi kardeşimiz, hangi hanımefendi, hangi beyefendi, hangi çocuk, hangi genç, hangi yaşlı, hangi niyetle okumuşsa ilahi o kardeşimizin niyetini kabul eyle.